Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler var? Gelin birlikte bakalım. Adres tarifi, yakın çevremizdeki yerlerin tarifini yapacağız sizle birlikte. Ve dersimizin ikinci bölümünde okuma anlama çalışmaları yapacağız birlikte. Şimdi dersimize başlayalım. Bir görselimiz geldi. Görselimize bakın arkadaşlar. Burayı biliyor musunuz? Evin bölümlerinden biri burası. Buzdolabı, fırın ve ocak var. Evin hangi bölümü hatırladınız mı? Evet, burası mutfak. Evin bölümlerinden biri mutfak. Yerde su var. Mutfağı su basmış. Neden basmış? Bakalım. Yeşim geldi. Alo, merhaba, tesisatçı mı? Yeşim kimi arıyor? Tesisatçıyı. Alo, merhaba, tesisatçı mı? Özgür geldi, telefonun diğer tarafında. Alo, merhaba. Evet, tesisatçı. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim dedi. Yeşim ne diyor bakalım? Acil bir durum var. Dün gece mutfakta musluk borusu patlamış. Tüm mutfağı su basmış. Hemen tamire gelebilir misiniz? Mutfağı neden su basmış? Yeşim söylüyor. Acil bir durum var. Dün gece mutfakta musluk borusu patlamış. Tüm mutfağı su basmış. Hemen tamire gelebilir misiniz? Özgür ne diyor tesisatçı? Elbette. Hemen ustalarımızı gönderelim. Elbette hemen ustalarımızı gönderelim dedi. Adresinizi söyler misiniz? Adresinizi söyler misiniz dedi. Tabii ki söylerim. Yeşim adresini söylüyor. Yeşillik Caddesi 202. sokak Sevinç Apartmanı No. Apartmanın numarası kısaltması No 17 daire 3. Tabii ki söylerim dedi adresini. Tesisatçı adresini istedi. Yeşillik Caddesi 202. sokak Sevinç Apartmanı No 17 daire 3. 3. daire. Adresi not aldım. Ustanın evinizi kolay bulması için adresinizi tarif edebilir misiniz? Ne dedi Özgür? Adresi not aldım. Ustanın evinizi kolay bulması için adresinizi tarif edebilir misiniz? Yeşim evini, adresini tarif ediyor. Tabii ki dedi. Kağıthane metro durağına gelin. Metro durağı sağınızda kalacak şekilde durun. Hiçbir yere dönmeden caddede 100 metre düz ilerleyin. Sonra camiyi geçince ilk sokaktan sağa dönün. Bizim sokağa geleceksiniz. Sokakta düz ilerleyin. Yolun solunda market var. Marketin üstündeki dairedeyiz. Yeşim evini tarif etti. Bakalım nasıl tarif ediyor bir kez daha. Kağıthane metro durağına gelin dedi. Ustaların evi kolay bulması için Kağıthane metro durağına gelin. Metro durağı sağınızda kalacak şekilde durun. Hiçbir yere dönmeden caddede 100 metre düz ilerleyin. Sonra camiyi geçince ilk sokaktan sağa dönün. Bizim sokağa geleceksiniz. Sokakta düz ilerleyin. Yolun solunda market var. Marketin üstündeki dairedeyiz dedi. Özgür ne diyor? Teşekkür ederim. Ustalarımızı hemen gönderiyorum dedi. Şimdi burada adresi az önce bize söylemişti. Yeşim tarif etmişti. Hatırlayalım bir. Kağıthane metro durağına gelin. Metro durağı sağınızda kalacak şekilde durun. Hiçbir yere dönmeden caddede 100 metre düz ilerleyin.
Sonra camiyi geçince ilk sokaktan sağa dönün. Bizim sokağa geleceksiniz. Sokakla düz ilerleyin. Yolun solunda market var. Marketin üstündeki dairedeyiz. Burada bir sorumuz var bakalım. Tesisatçılar eve ulaşmak için hangi yoldan gitmeli? 1, 2, 3, 4 demiş. Bakalım burada 1, 2, 3 tane yolumuz var. Yollarımız var. Hangi yoldan gitmeli sizce? Bakalım usta hangi yoldan gidiyor? Metro durağına geldi. Camiyi geçti. Cami geçtikten sonra döndü. Marketin orada. Hangi yoldan gitti arkadaşlar? Usta hangi yoldan gitti? Evet, ikinci yoldan gitti. Evi bulmak için usta ikinci yoldan gitti. Şimdi birlikte bakalım arkadaşlar. Ustaların arabası burada. Ustanın arabası burada. Yeşim'in evini nasıl bulacak? Yeşim'in evi de burada. Gelin bakalım birlikte. Metro durağının oradan tarif etmişti Yeşim evi. Nasıl gidiyor usta? Metro durağına geliyor. Camiyi geçiyor. 100 metre camiyi geçti. İlk sokaktan sağa döndü. Ev solda marketin üstünde demişti Yeşim bize. Yolumuzu gördük. Usta eve ulaştı. Devam edelim. Usta geldi. Yeşim kapıyı açtı. Merhaba Yeşim Hanım, siz misiniz? Merhaba Yeşim Hanım, siz misiniz dedi. Evet, ben de sizi bekliyorum. Hoş geldiniz. Adresi kolay bulabildiniz mi? Adresi kolay bulabildiniz mi? Evi kolay bulabildiniz mi diyor Yeşim. Hoş bulduk. Evet, evet. Adresi kolayca bulduk. Usta ne dedi? Hoş bulduk. Evet, adresinizi kolayca bulduk. Arızalı boru nerede? Arızalı boru nerede dedi usta. Arızalı boru mutfakta. Buyurun beni takip edin. Buyurun beni takip edin dedi. Mutfağa geldiler. Mutfağa geldiler. Yeşim ne diyor? Sanırım lavabonun altındaki boru su kaçırıyor diyor. Yeşim ne dedi? Sanırım lavabonun altındaki boru su kaçırıyor. Ustamız ne diyor? Hemen tamir edeyim. Hemen tamir edeyim dedi. Yeni musluk borusu takıyorum. Yeni musluk borusu takıyorum diyor usta. Artık bir sorun yaşamazsınız. Usta lavabonun altındaki boruyu tamir ediyor. Ne diyor? Yeni musluk borusu takıyorum. Artık bir sorun yaşamazsınız. Mutfaktaki suyu temizleyebilirsiniz. Mutfaktaki suyu temizleyebilirsiniz diyor. Yeşim'in elinde temizlik için malzemeler var. Mutfaktaki suyu temizleyebilirsiniz dedi. Artık su kaçırmaz dedi boru. Elinize sağlık dedi Yeşim. Elinize sağlık. Şimdi usta gidiyor. Teşekkür ederim. İyi günler dedi Yeşim. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Bir sorun olursa arayabilirsiniz. Bir sorun olursa arayabilirsiniz. İyi günler dedi usta da. Bir saat sonra Yeşim mutfağı temizlemiş. Su gitmiş. Ne diyor Yeşim? Oh, sonunda mutfak tertemiz oldu. Oh, sonunda mutfak tertemiz oldu dedi Yeşim. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geldik arkadaşlar. Okuma, anlama. Siz de burada metinlerimizi okumaya başlayalım. Ben Ayda. Ayda geldi. Ben Ayda. Benim evim cami ve marketin arasında. Ayda ne diyor? Ben Ayda. Benim evim cami ve marketin arasında. Evimizin karşısında park ve okul var. Evimizin karşısında park ve okul var. Mahallemizde banka, kafe ve otobüs durağı yok. Ne diyor? Mahallemizde banka, kafe ve otobüs durağı yok. Sence benim mahallem hangisi? Sence benim mahallem hangisi? Burada 3 tane görselimiz var. A, B, C. Yeşim'in tarif ettiğine göre bakalım. Ne demişti? Benim evim cami ve marketin arasında. Cami ve market hangi görselde var? Cami ve market var burada. Burada var mı? Cami ve market 3. görselimizde de var. Sonra ne dedi başka? Evimizin karşısında park ve okul var.
Evimizin karşısında park ve okul var. Hangi görselde park ve okul var? Okul ve park var birinci görselimizde. Burada yok. Burada da yok. Mahallemizde banka, kafe ve otobüs durağı yok demişti. Durak var. O zaman bu görsel değil. Kafe ve otobüs durağı, banka yok demişti. Burada da banka var. O zaman bu da değil. Birinci görselimiz doğru cevap. Benim evim cami ve marketin arasında. Benim evim cami ve marketin arasında. Karşısında okul ve park var demişti bize. O zaman doğru cevabımız, doğru görselimiz A. Birinci görselimiz. Devam edelim dersimize. Nerede başlıklı bir metnimiz geldi. Nerede? Birlikte okuyalım. Kimler var? Murat ve İpek. Murat ve İpek. Neler konuşuyor Murat ve İpek bakalım. Merhaba İpek. Merhaba Murat. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yeni bir spor salonu açılmış. Yeni bir spor salonu açılmış. Murat ne sordu? Nereye gidiyorsun? İpek ne cevap veriyor? Yeni bir spor salonu açılmış. Oraya gideceğim ama nerede bilmiyorum. Yeni bir spor salonu açılmış. Oraya gideceğim ama nerede bilmiyorum. Sen spor salonunun yerini biliyor musun? Sen spor salonunun yerini biliyor musun? Murat ne diyor? Evet, biliyorum. Evet, biliyorum. Kütüphanenin arkasındaki sokaktan, kütüphanenin arkasındaki sokaktan 50 metre ilerle. Kütüphanenin arkasındaki sokaktan 50 metre ilerle. Sonra sola dön, sonra sola dön. Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Murat spor salonunun yerini tarif ediyor İpek'e. Kütüphanenin arkasındaki sokaktan 50 metre ilerle, sonra sola dön. Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında dedi. Teşekkür ederim Murat. Sen nereye gidiyorsun? İpek de Murat'a soruyor. Sen nereye gidiyorsun? Murat ne diyor bakalım, nereye gidiyor? Ayakkabıları tamire götüreceğim ama ayakkabıcı taşınmış. Yeni yerini bulamadım. Murat ne dedi? Ayakkabıları tamire götüreceğim ama ayakkabıcı taşınmış. Yeni yerini bulamadım. İpek ne diyor? Aa, ben biliyorum. Geçen gün babamın ayakkabılarını tamire götürdüm. İpek ayakkabıcının yerini biliyor. Geçen gün babamın ayakkabılarını tamire götürdüm. Ben yeni yerini biliyorum diyor. Neredeymiş yeni yeri bakalım. Ayakkabıcı bankanın arkasındaki sokakta. Ayakkabıcının yeni yeri, ayakkabıcı bankanın arkasındaki sokakta. Bankanın arkasındaki sokağa taşınmış. Murat ne dedi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Murat görüşürüz dedi İpek. Murat da görüşürüz İpek dedi. Nerede? Nerede metnimizi, nerede başlıklı metnimizi birlikte okuduk. Murat ve İpek neler konuştu baktık. Oku ve işaretle bölümüne geldik arkadaşlar. Nerede başlıklı metnimizin, nerede metnimizin sorularını birlikte okuyup cevaplayalım. İlk sorumuz ne arkadaşlar? Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Doğru mu yanlış mı? Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Hatırlıyor musunuz? Spor salonu neredeydi? Hemen bakalım. Murat ben biliyorum demişti, tarif etmişti. Kütüphanenin arkasındaki sokaktan 50 metre ilerle. Sonra sola dön. Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Ne diyor en son? Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Sorumuz spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Doğru mu yanlış mı? Evet. Doğru. Bu birinci sorumuz, birinci cümlemiz doğru. İkinciye bakalım. Ben okurken siz de düşünün. Ayakkabıcı hastanenin arkasındaki sokakta. Ayakkabıcı hastanenin arkasındaki sokakta. Hatırladınız mı metinden? Murat ayakkabıcı taşınmış demişti. Yeni yerini bilmiyorum demişti. İpek de yeni yerini söylemişti. Yeni yeri neredeydi? Geçen gün babamın ayakkabılarını tamire götürdüm. Ayakkabıcı bankanın arkasındaki sokakta. Bankanın arkasındaki sokakta demişti İpek. Yeni yerini söylemişti. Ayakkabıcı hastanenin arkasındaki sokakta.
Soruda ne soruyor bize? Cümlemiz ne? Ayakkabıcı hastanenin arkasındaki sokakta doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Yaptınız mı? Bakalım hangisini yaptınız? Yanlış. Ayakkabıcı hastanenin arkasındaki sokakta değil. Hangi sokakta? Bankanın arkasındaki sokakta. Üçüncü soruyu okuyorum. Düşünün. Murat bankaya gitmek istiyor. Murat bankaya gitmek istiyor. Doğru mu yanlış mı? Murat nereye gitmek istiyordu arkadaşlar? Murat nereye gitmek istiyordu hatırlıyor musunuz? Nereye gitmek istiyorum demişti İpek'e. Ayakkabıcıya. O zaman bu da yanlış. Murat bankaya gitmek istemiyor. Ayakkabıcıya gitmek istiyor. Spor salonu köşedeki binanın ikinci katında. Doğru. Ayakkabıcı hastanenin arkasındaki sokakta. Yanlış dedik. Neredeydi ayakkabıcı? Bankanın arkasındaki sokakta. Murat bankaya gitmek istiyor. Yanlış dedik. Murat nereye gitmek istiyordu? Murat ayakkabıcıya gitmek istiyor. Devam edelim dersimize. İncele ve oku. Burada bir görselimiz var. Bu görseli inceleyelim ve gelen cümleleri birlikte okuyalım. İlk cümlemiz. Milli Kütüphane Gül Sokak'ta. Milli Kütüphane Gül Sokak'ta. Milli Kütüphane Gül Sokak'ta. Görselimizde hangi cadde ve sokaklar var? Gül Sokak var. 23 Nisan Caddesi var. Kurtuluş Caddesi var. Nereler var başka? Milli Kütüphane, Cumhuriyet Lisesi, Kocatepe Camisi, Spor Salonu, Tarih Müzesi, Alışveriş Merkezi. Görselimizde bunlar var. Spor Salonu, Tarih Müzesi, Alışveriş Merkezi, Milli Kütüphane, Cumhuriyet Lisesi, Kocatepe Camisi. Hangi sokak ve caddeler var? Gül Sokak, Kurtuluş Caddesi, 23 Nisan Caddesi. Milli Kütüphane Gül Sokak'ta dedik. Milli Kütüphane'nin yerini bulduk. Alışveriş Merkezi Milli Kütüphane'nin karşısında. Alışveriş Merkezi Milli Kütüphane'nin karşısında. Alışveriş Merkezi Milli Kütüphane'nin karşısında. Kocatepe Camisi 23 Nisan Caddesi'nde. Kocatepe Camisi 23 Nisan Caddesi'nde. Evet, 23 Nisan Caddesi'nde Kocatepe Camisi. Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu'nun çaprazında. Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu'nun çaprazında. Evet, Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu'nun çaprazında dedik. Devam edelim. İncele ve işaretle diyor. Bakalım birlikte doğru mu yanlış mı buradaki cümleler. Spor salonu 23 Nisan Caddesi'nde. Spor salonu 23 Nisan Caddesi'nde mi arkadaşlar? Spor salonu 23 Nisan Caddesi'nde. Bakalım 23 Nisan Caddesi. Evet, spor salonu 23 Nisan Caddesi'nde. O zaman bu cümlemiz doğru. Alışveriş merkezi Gül Sokak'ta. Alışveriş merkezi Gül Sokak'ta mı? Bakalım arkadaşlar, Gül Sokak burada, alışveriş merkezi orada. Bu cümlemiz yanlış. Alışveriş merkezi Gül Sokak'ta değil, Kurtuluş Caddesi'nde. Milli Kütüphane Tarih Müzesi'nin yanında. Milli Kütüphane Tarih Müzesi'nin yanında. Tarih Müzesi Milli Kütüphane. Doğru mu? Milli Kütüphane Tarih Müzesi'nin yanında mı? Hayır. Milli Kütüphane Tarih Müzesi'nin yanında değil. Çaprazında. Tarih Müzesi Alışveriş Merkezi'nin yanında. Tarih Müzesi Alışveriş Merkezi'nin yanında mı arkadaşlar? Tarih Müzesi Alışveriş Merkezi'nin yanında. Evet. Doğru. İncele ve işaretleyi de bitirdik. Devam edelim. Sinemaya nasıl giderim? Başlığı ne metnimizin? Sinemaya nasıl giderim? Kim var? Mert ve Şule. Mert ve Şule. Neler konuşuyorlar bakalım, birlikte okuyalım. Affedersiniz, ben sinemayı arıyorum. Sinemanın yerini tarif edebilir misiniz? Mert ne dedi? Affedersiniz, ben sinemayı arıyorum. Sinemanın yerini tarif edebilir misiniz? Şule ne diyor? Merhaba, sinema alışveriş merkezinin içinde. Sinema alışveriş merkezinin içinde.
Mert ne demişti? Sinemanın yerini tarif edebilir misiniz? Sinema alışveriş merkezinin içinde. Bu yüzden alışveriş merkezine gitmeniz gerekiyor. Alışveriş merkezine nasıl gidebilirim? Mert orayı da bilmiyor, soruyor. Alışveriş merkezine nasıl gidebilirim? Şule ne diyor? Buradan aşağıya doğru 200 metre yürüyün. Ve sola dönün. Orada otobüs duraklarını göreceksiniz. Duraktan 476 numaralı otobüse binin. Ne dedi? Duraktan 476 numaralı otobüse binin. Hastane durağında inin. Otobüsten hastane durağında inin dedi. Alışveriş merkezi hastanenin yanında. Neredeymiş alışveriş merkezi? Mert, anladım. Yardımınız için teşekkür ederim. İyi günler. Şule ne dedi? Rica ederim. İyi günler. Sinemaya nasıl giderim metnimizi okuduk arkadaşlar. Sorularımız var. Sorularımızı birlikte cevaplayalım. Ne diyor? Soruları metne göre cevaplayalım. Mert nereye gitmek istiyor? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Doğru hatırladınız mı bakalım? Mert sinemaya gitmek istiyor. İkinci sorumuz ne? Ben okurken düşünün. Mert alışveriş merkezine gitmek için nasıl bir yol izlemeli? Şule ona yolu tarif etmişti. Hatırlıyor musunuz? Bakalım doğru hatırladınız mı? 200 metre aşağı doğru yürümeli. 200 metre aşağıya doğru yürümeli ve sola dönmeli. 476 numaralı otobüse binmeli. 476 numaralı otobüse binmeli ve hastane durağında inmeli. Oku ve cevapla etkinliğimizi de bitirdik. Devam edelim. Alışveriş merkezi hastanenin yanında. Cümlesine uygun görsel hangisidir? Görsellerimizi inceleyelim. Alışveriş merkezi, hastane, kütüphane, hastane var burada. Bu cümle, bu görselimiz zaten uygun değil hastanenin yanında. Birinci görselimizde alışveriş merkezi hastanenin yanında. O zaman cevabımız A. Birinci görsel. Alışveriş merkezi hastanenin yanında. Devam edelim. Umut kafeye nasıl gidilir? Burada bir görselimiz var. Umut kafe burada. Umut kafeye nasıl gidilir? Yanda yazıyor. Okuyalım birlikte. Galata Kulesi tarafından kafeye gelmek için Bankalar Caddesi'nden Karaköy Meydanı'na doğru ilerleyin. Meydandan sağa dönün. Kafemiz müzenin yanında. Müze burada, kafe burada. Kafemiz müzenin yanında. Vapur iskelesinden kafeye gelmek için nasıl bir yol izliyoruz? İskeleden sola dönün. Rıhtım Caddesi'ndeki katlı otoparkın solundaki yoldan 200 metre ilerleyin. İkinci sokaktan sola dönün. Kafemiz bankanın arkasında. Umut Kafe'ye nasıl gidilir metnini de okuduk. Bak ve cevapla. Birlikte cevaplayalım. Birinci sorumuz,
Umut Kafe Müze'nin boşluk. Umut Kafe Müze'nin boşluk. Şıklarımız ne? Karşısında, yanında, arkasında. Neresinde arkadaşlar? Umut Kafe Müze'nin neresinde? Evet, yanında. Umut Kafe Müze'nin yanında. İkinci sorumuz, kafeye gitmek için vapur iskelesini kullanan kişi hangi caddeden geçmeli? Vapur iskelesi burada. Kafeye gitmek için vapur iskelesini kullanan kişi hangi caddeden geçmeli? Bankalar Caddesi, Bankalar Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Rıhtım Caddesi, Rıhtım Caddesi. Kafeye gitmek için vapur iskelesini kullanan kişi hangi caddeden geçmeli? Vapur iskelesi. Hangisinden geçmeli arkadaşlar? Buldunuz mu? Doğru mu? Bakalım. Evet, Rıhtım Caddesi'nden geçmeli. Dersimiz bugünlük sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.